Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat-ı seniyyelerinde, sünnet-i seniyyelerinde, hadis-i şeriflerinde irtidatla ilgili bilgiler vermektedir. Bizim sohbetimiz çerçevesinde bunları şöyle bir hatırlayacak olursak, önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların Müslüman olmaları için nasıl çırpındığını, kendisini parçaladığını görüyoruz. Hatta o kadar ki bu Allah Celle Celaluhu'nun kendisinden istediği çalışmanın, enerjinin ötesinde bir şey. Çünkü Allah-u Teala bütün peygamberlere ve ona sizin üstünüze düşen sadece tebliğ etmektir. Açık, seçik, anlaşılır bir biçimde, saklamadan, gizlemeden insanlara dini anlatmanızdır. Ötesi sizin vazifeniz değil. Siz istediğinizde hidayet veremezsiniz. Allah Celle Celaluhu dilediğine hidayet verir diyor. Hazreti Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'in Müslüman olması için çok çırpında bu hadis-i şeriflerle bir nevi hem teselli hem de ikaz buyuruldu. Hatta Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde, Kehf suresinde, Şura suresinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri caizse frenliyor da. لَعَلَّكَ بَاخِئُ nefsek. Neredeyse kendini helak edeceksin. İnsanlar iman etmiyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'e Allah kelamıdır diye kabul etmiyorlar. Sana ne Habibim onların Müslüman olmasından, olmamasından? Sen vazifeni yap, tebliğ et. Kendini perişan etme gibi İkazlarda da bulunuyordu Allah-u Teala. Onun için böyle didinen, böyle çırpınan bir peygamber, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dine davet yolunda çektiği çileleri, ızdırapları karşılaştığı çok vahşi, çok kaba, çok saygısız, çok terbiyesiz muameleleri biliyorsunuz. Yani kızını boşamalarından, yakasını yırtmalarından, vurup düşürmelerinden, daha da beter fiillerden, eziyet ve işkencelerinden, suikastlara, ambargolara, vatanından kovmalara ve ölümle tehdit edip bir fiil teşebbüste bulunmalara rağmen. Bütün bunları Peygamberimiz yaşadı. Ama buna rağmen gene de gidiyor onları anlatıyor. Nasıl bir şey bu? Ebu Cehil'e kim bilir kaç defa Peygamberimiz dini tebliğ etmiştir. Ve o da kaç defa çok terbiyesiz bir şekilde Peygamberimizi reddetmiştir. Nasıl bir şey bu? Allah'ı bilen, dini bilen, insanı bilen, ahireti bilen insanın şefkat, merhameti işte böyledir. Öyle bir şefkat, öyle bir merhamet, öyle bir muhabbet var ki insanlara hiç kimse yanmasın istiyor. Hiç kimse ilahi bir azaba çarpılmasın istiyor. Kendisini reddeden insanlara bile defaatle gidiyor, tekrar anlatıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde de ben size ev varınca rakam da olsun diye bilgi vereyim. Mesela Şura suresi 3'te, Kehf'in 6'da, efendim Fatır suresi 8. ayetlerde hep Peygamber Efendimiz'in dikkati çekilmiş ve uyarılmıştır. Kendini helak etme. Kendini Müslüman olmuyorlar diye mahvetmiyor. Buna rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyordu. Arkasındaki hakikat de budur. Bir insanın kalbinde iman olursa mahlukata karşı başta insan şefkatli ve merhametli olur. Zarar görmesini istemez. Peygamberimiz de insanların üstüne titriyor. Önce Müslüman olsunlar, sonra bu Müslümanlığı devam ettirsinler. Tekrar dinden dönme olmasınlar diye. Mekke döneminde pek irtidat olmaz. Çünkü Mekke döneminde inen ayetler hep imanla alakalı ayetler. Çok emir yok zaten. Namaz bile yoktu. Ta 11. senelerde geldi namaz.
Zekat yok, oruç yok, hac yok, cihat yok. Tesettür yok, işte içkinin haramlığı, kumarın haramlığı. Bütün bunlar çok sorunlardır. O zaman gelen ayette sürekli imandan bahsediyor. Allah'a iman, ahirete iman, peygamberlerle kavimlerinin mücadelesi, sonunda Müslümanların muzafferiyeti, kafirlerin helak oluşları. Böyle Peygamber Efendimiz yüreklendiriyor, cesaretlendiriyor o ayetlerle. Izdırabı alınıyor, teselli ediliyor. Tekrar insanlara gidiyor, dine davet ediyor. Ve Müslüman olanlar ona öylesine inanıyorlardı ki, önceki derslerimizde örnek verdik. İşte Bilal-ı Habeşi'nin başına gelenler, hatırlatarım, burada anlatacak zamanımız yok. Kapak bin Eret'in ateşleri hatırlamaları, sırtında köz söndürülmeleri, Efendimiz'in sabırsızlık gösterenleri teselli için önceki kavimlerden misaller vermeleri, demirden taraklarla etlerin kemiklerinden ayrılması, kafaya bıçkının konup biçilmesi, dinden dönmeme. Kur'an-ı Kerim'de قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ اَنَّارِ ذَاتُ الْوَدُودِ اِذْهُمْ عَلَيْهَا غُعُودِ Kahrolsun o uhdud ashabı. Çukur kazmışlar, hendekler. İçerisine ateşleri doldurmuşlar. Müslümanlar içerisine alıyorlar. اِذْهُمْ عَلَيْهَا غُعُودِ Kendileri de üstlerinde tahtlarına kurulmuş. Olayı seyrediyorlar, eziyet ve işkenceyi. Niye bunu yapıyorlar? وَمَا فَعَلُوا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَمِدِ Aziz ve hamid olan Allah'a imandan yapıyorlar bunu. Başka hiçbir suçları yok. Bu gavur böylesine zalim gelmiş, zalim gidiyor kıyamete kadar. Nedir bu yaptıklarımızın suçu? Müslüman olmaktan başka suçları yok. Aynı hakikati işte Mehmet Akif de Safahat'ında anlatır. Neyse. Müslümanlar çok güçlü bir imanı var ama yeni Müslüman olmuş birkaç insanın Mekke döneminde de irtidadına rastlıyor. Orada sebebi Miraç gecesidir. Miraç gecesinde Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakında yaklaşıyor bu gece. Allah Celle Celaluhu erdirsin inşallah. Mükafatlandırsın sizi o gecelerde. Böyle bir amansız eziyet ve işkencelerin arkasından Efendimiz'i teselli için aldı. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da bir miraç, yani bir asansör gibi bir aletle semalara çıkarttı. Birinci, ikinci sema peygamberlerle kucaklaştı, sohbet ettiler. Cenneti, cehennemi gezdi Peygamberimiz. Sonra Cebrail'in de artık gelemeyeceği bir noktadan sonra Mevlid de güzel anlatır ya, Süleyman Çelebi, yürü ki meydan senindir bu gece, sohbet-i sultan senindir bu gece diyor. Buradan öte biz gidemeyiz artık, buradan öte gidersek yanarız. Hadi sen yürü git ve sultan Allah Celle Celaluhu ile baş başa sohbet et. Gitti Peygamberimiz, zaman nasıldır, mekan nasıldır, o nasıl bir haldir? Bugünkü dünya şartları ve aklı ile izah mümkün değildir. Ona öyle iman ediyoruz. Allah Celle Celaluhu ile selamlaştılar. Ettahiyyatu. İşte onu anlatıyor bize. Peygamberimiz nasıl selam verdi? Allah selamını nasıl aldı? Kim ne istedi? Sonra bunları da hızlı geçelim. Döndü Peygamberimiz. Bunu nasıl anlatırım diyordu. Böyle düşünürken bir rivayet Ümmü Hani'nin evinden alınmıştı. Sonra Kabe Mescid-i Aksa, bir rivayet Beytül Haram'dan alınmıştı. Her halükarda Beytül Haram'dandır da. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel Mescid-i Haram ilel Mescid-i Aksa. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece yürüten Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Ne düşünüyorsun ya Resulallah deyince böyle böyle oldu diyor. Aman ya Resulallah, gözünü seveyim, bunu insanlara anlatma diyor. Yeni bir yaygara, yeni bir skandal, yeni bir aleyhte propaganda yürütürler. Seni üzerler, Müslümanları üzerler. Anlatmalıyım diyor Peygamberimiz. Ama nasıl anlatırım? İşte burada biraz karikatürize edelim.
Ebu Cehil'le karşılaşıyor Peygamberimiz, böyle nasıl anlatın derken, o da kibirli, gururlu, kendini mal zannederler ya, bizim zamanımızda da çoktur böyle. Karşısındaki Müslüman adam yerine koymaz, kendisi de sorarsan 5 kuruşluk adam değildir. Allah bir makam vermiş imtihan için, bir koltuk vermiş, biraz para servet vermiş, bütün marifetini bu zannederler ve Müslümanlarla alay etmeye kalkışırlar. Ne o Muhammed, ne düşünüyorsun? Bu gece ne getirdin Allah'ından bizi kandırmaya? Böyle laubali, terbiyesiz terbiyesiz. Yok mu bu gece bir olay anlatacağım bize? Var dedi Peygamberimiz. Nedir dedi? Allah Celle Celaluhu bu gece beni Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Oradan da semalara çıkarttı. Cennet cennet. Adam şöyle gösterdi. Olması gibi bir asıldı. Ve dedi ki, ya Muhammed, şimdi ben bala bala cemaat arkadaşlarımı toplasam, gelsem, sen bana anlattığın onlara da anlatır mısın? Evet dedi Peygamber. Canını seviyorum, sen buradan bir yer ayrılma, ben şimdi insanları toplamaya gidiyorum. Gidecekler, yaşadık diyor. Ben bu adamın deli olduğunu anlatıyordum da bir türlü ispat edemiyordum. Şimdi kendi ağzıyla söylüyor, bu gecede insanların 3 ayda gidemeyeceği Beytül Makdis'e gitmiş bu adam Kudüs'e. Oradan da semaya gitmiş, oradan da geri gelmiş. Yaşadık diyor. İyi bir, şimdi bunu rezil edecek bir şeyi bulduk diyor kendi. Ve kalabalığı toplayıp getiriyor. Anlat diyor, yani yumuşak yumuşak. Ödü de kopuyor. Peygamberimiz inkar eder, yok böyle bir şey diye. Elimdeki fırsat gider diye. Ödü de kopuyor. Peygamberimiz anlatınca Allah, kıyamet koptu. Islık çalan, elin avucunu şakşaklayan, zaten belliydi diyen, aklını yemiş diyen, böyle bir laf gitti kalabalığa ve bu esnada da yeni Müslüman olmuş bazı Müslümanlara, görüyor musun sizinki ne söylüyor, ne söylüyor? Bak işte böyle söylüyor diyorlar. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiş, cenneti gezmiş, cehennemi gezmiş. Ondan sonra geri gelmiş. Yatağı da yatağının ılıması soğumamış derler. Allah'ın kudreti niye kadir değil? Ama o yeni Müslümanlarımız, zayıf Müslümanlar. Deme ya, öyle saçmalık mı olur? Evet, evet, seninki saçmalıyor. Gel de dinle diyerek götürdüler. Bunun doğru olduğunu görünce yeni Müslüman olmuş bazıları, Allah muhafaza buyursun, dinden çıktı. İşte bilebildiğim ilk irtidat olayı budur Siyer'de, Peygamberimizin hayatı. İnsanlar koştular Ebu Bekir Efendimiz'e, gel gel dediler. Esas onun en yakın arkadaşı, destekçisi ya, kopsun istiyordu Müslümanlar bir bir Peygamberimizden. Tutup tutup getiriyorlardı olaya. Hemen koptular onun kapısına, tak tak, ne var? Bak böyle diyor seninki. Onu diyor, evet, o diyorsa doğrudur dedi. Vakat onlarla beraber, ya Resulallah bunlar bana bir şey söylüyor, doğru mudur? Doğrudur. Doğruysa doğrudur diyordu. Fakat gelmeden evvelki sözü çok muhteşem. O dediyse doğrudur. Sıddık. Kalıbını basar, canını basar onun doğru sözlülüğüne, öylesine bir tasdik edince. Ondan sonra Ebu Bekir Efendimiz'in adı Sıddık kaldı. Hatta Sıddıkların en büyüğü olarak Sıddık-ı Ekber denir. Ancak esas dersimizin mevzusu, o dinden dönenler öyle devam ettiler. Peygamberimiz Medine'ye hicret etti. Mekke'de kaldılar. Sonra ordu toplandı. Bedir Savaşı oldu malum, biliyorsunuz. Ve bunlar Ebu Cehil'in safında Bedir'e kadar geldiler. Bedir'de Mekke'den çıkıştaki amaç kervanı kurtarmaktı. Peygamberimizle savaşmak değildi. Peygamber Efendimiz de kervan için çıkmıştı. Amacı savaşmak değildi. İki ordunun hareketi karşılıklı öğrenilince Peygamber Efendimiz Cenab-ı Allah'tan aldığı müjde ile yönünü kervanı bırakıp düşmana çevirdi. Onlar da kervan kurtulmuş, savaşmaya gerek yok artık. Buradan öte geri dönelim
ağzımızın tadını bozmayalım. Nihayet karşımızda savaşacaklarımız bizim akrabalarımız dedilerse de Ebu Cehil eline bir fırsat geçmişti. İstiyordu ki Peygamberimizi de bütün Müslümanları da öldüre. Medine'de ona destek veren Müslümanları da öldüre. Medine'yi yaka yıka, kadınlarını ve çocuklarını esir ala, dünyanın en böyle mağrur bir adamı olarak gurur ve kibir içerisinde Mekke'ye dönen. Fırsat geçmiş eline, kaçınmak istemedi. Kesesinden besleyerek, her gün onar deve kebap yedirerek, avrat oynattırarak, şarabı sebil yaparak bunları getirdi Peygamberimizin karşısına. Onlar önemli değildi de ben çok acırım. Ebu Cehil'in yanında zamanında Müslüman olmuş da Miraç günü dinden dönmüş insanlar da vardı. Ve onlar da Ebu Cehil'le beraber geberip gittiler. Hep söylüyoruz. Arkadaşa dikkat. Safa dikkat. Kimin yanında olduğuna dikkat et. El mer'u kişi ma sahibihi arkadaşıyla beraber. Arkadaşının dini, arkadaşının gidişatı üzere. Sonunda böyle muamele buyurur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında başka dikkat olayları da olmuştur. Men beddele dinehu, kim dinini değiştirir, tebdil ederse faktulu, onu öldürün demiştir Peygamberimiz. Nitekim çok enteresan bir olay da bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Ureynerliler diye bir vaka var. Şimdi buradan okursak çok uzun gidecek. Bu insanlar gelmişler, zayıf, benizleri solmuş, aç perişan, hastalıklı insanlar, Müslüman olmuşlar, Müslüman olduklarını söylemişler. Peygamberimiz bunları kabul buyurdular. İyileşsinler diye devletin zekatı, hazinesinin develerini bulduğu yere kadar gönderdi. Çobanlarına emretti, besledi bunları, hastalıklarını tedavi etti, gürbüzleştiler, sağlamlaştılar ve ellerinde bu imkan geçince orada bir tane bekçi öldürdüler Müslümanı. Ve devleti develeri sahipsiz önlerine sürerek kendi ülkelerine doğru kaçıp gittiler. Ama Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e bildirmişti. Arkasından bir miktar asker yakalandılar ve getirdiler. O ayetleri bir başka mevzuda okumuştuk. İcab eder başka zaman tekrar okuyalım inşallah. Allah'la ve peygamberiyle muharebe edip yeryüzünde fitne ve fesat çekin. Çıkaranlar, Müslümanların yollarını kesip onlarını ellerinden alanların cezası öldürülmektir. Hem de elleri ve ayakları çaprazlamasına kesilir. Yani hem can almışlar, adam öldürmüşler, hem yağma yapmışlarsa adam öldürmenin cezası zaten ölümdür. Bunun üstüne yağmanın ve yol kesmenin emniyetini, yani iktisada, ticarette balta vurmalarının cezası olarak ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi cezasıyla cezalandırıldılar ve harre denilen taşlık bir mevkiye atıldılar. Orada inliye inliye geberip gittiler. Dinden dönmek en büyük cezadır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinde üç kişinin öldürüleceğini beyan buyurur. La yahillu demim ri'in müslim, bir Müslüman kişinin kanı helal olmaz. Korunmuştur. Dökülmez. İlla bi ihda felah, şu üçten biri hariç. Üç suçtan birisini, ikisini tamamı. İşlerse bu hariç. Yani kanı dökülür, öldürülür. Racülün, bir adam, zena ba'de ihsan, başından nikah geçtikten sonra zina etmiştir. Başından nikah geçmeden önce zina ederse cezası cemiyet içerisinde yüz değnek. Ama başından nikah geçmiş, yani evlenmiş,
Sonra boşanmış ya da hanım olmuş, dul olsa bile fark etmez. Başından bir kere nikah geçmişse, bu adamın zina kendi ikrarı ile sabit olursa veya tam zina ederken dört erkek şahit bunu görür de şahadette bulunursa, o da çok zor. Bir eve girdilerdi, bir mahalleye girdilerdi olmaz. Tam yorganın altında deseler ah buyurun gene olmaz. Tam zinayı görecekler. Çok zor. Ama mahkeme tespit eder, kendi suçunu ikrar eder veya böyle bir şahitle ederse cezası ölümdür İslam hukukunda. İkincisi, katale amden fe aleyhil kavat. Bir adam amden, bilerek, kasıtla, planlayarak bir başkasını öldürür. Burada üç tane ceza vardır. Geçmiş derslerimizde anlatmıştık, hatırlarsanız. Neydi bu? Öldürülenin sahipleri isterlerse kısasa kısas, bu da öldürülsün derler. İsterlerse bundan vazgeçerler. Bazılarının vazgeçmesi tamamının vazgeçmesi demektir. Diyet isterler. Kan parası diyorlar. Helaldir. Bir insanın o günkü değeri 100 deve, 200 sığır, 2000 koyun keçi demiştik değil mi? 200 kat elbise de o zaman geçer. Bunlar birbirlerine yakın değerlerdir Efendimiz zamanında. Bu kadar para cezası vardır karşısına. Üçüncüsü, bunu da istemeyebilir, tamamen affedebilirler. Ne kazançlar olur affederlerse, Allah da kendilerini affeder, cennetin kapıları kendilerine açılır, biiznillah sorgusuz cennete giderler. Çünkü adam öldürmek çok büyük bir iştir. Din kardeşi diye bunu affetmiş ve sülalelerin birbirlerini kan davası gütmelerini önlemişlerdir. Büyük bir yiğitliktir. Allah mükafatlarını böyle de verir. Demek ki bile bile adam öldürenin cezası akrabaları, velileri isterse kısasa kısas öldürülür. Etti iki mi? Biri evliyken zinaydı. İkincisi bu. Üçüncüsü ev ya da irtedde ba'de islamihi fe aleyhil katıl. Müslümanlıktan sonra irtidat eder. İrtidat gerisin geriye dinden döner çıkarsın. Bunun da cezası katledilir. Nasıl katledilir? Biz de Hanefi mezhebinde kadınla katledilmez. Çünkü muharip değillerdir, savaşçı değillerdir. Erkekler, İslam'dan çıkanlar genellikle kafirlerin safına gider ve savaşırlar. Müslümanlık karşısında kendisiyle savaşacak insanların çoğalmasını onlar istemez tabii. Kim olsa istemez. Bu adamı yakalarsa tutuklar ve hapse atar. Üç gün ona büyük hoca efendileri ikna edici insanları gönderir. Neden kafirsin? Neyi inkar ediyorsun? İmandan dönme sebebi nedir? Soruları açık, adam anlatır. Şüpheleri giderilmeye çalışılır, iknaya çalışılır. Oldu oldu, olursa açılır yolu, serbest bırakılır Müslümansa, ne güzel. Değilse, üçüncü günden sonra boylu kılıçla vurulur, o da öldürülür. Demek ki İslamiyet'te ölüm cezası üç şeydir, bir tanesi de bu, dinden dönmem. Bu iş nasıl gerçekleşir ve nasıl bir öldürme hadisesi olur, onu önümüzdeki fıkıh dersinde, ya fıkıhta irtidat diye ayrıca işleyeceğimiz için konuyu burada bırakalım inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi yalnız çok açıktır ve bunu defalarca duyurmuştur kendisinde. Sahih hadis kitaplarımızda vardır. Men beddele dinehu, kim dinini tebdil eder, değiştirirse, dininden dönerse onu öldürün. Hadis-i şerifi. Faktulu, onu katlediniz. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin vefatı esnasında insanlara böyle bir çalkalanma geldi. Ebu Bekir Efendimiz başa geçtiği zaman Müslümanların arzusuyla birlikte olayları başladı. Yani Arabistan'da peygamber gitti, yalancı peygamberler çıktı. Onların etrafında insanlar, ben de peygamberim diyordu. Böyle sahtekar adam
Efendim işte içki içmek alışkanlık zorumuza gidiyor. Serbest ettim. Serserilerle toplanıyor başının. Sabah namazına kalkmak zor oluyor. Akşam yatsıyı beklemek uykumuz geliyor. Kaldırdım. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in yaptığı ilk icraat bu dinden dönen zamanın Müslümanları kafir olmuş mürtetler ve o yalancı peygamberler, komutanlar bunlara ordu hazırlamak oldu. Başlarına da Allah'ın kılıcı Hazreti Halid bin Velid'i komutan tayin etti. Ve bunlarla çok yaman savaşlar oldu. Hele Yemame'de Müseylemetül Kezzab denilen hain, aynı zamanda yaman bir cengaver, kahraman da bir adam yani. Başına da çok serseri toplamıştı. Çok yaman bir savaş oldu orada. Bereket Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi, o harbe kısa mızrak kullanmada çok usta bir adamdı. Attığı yerden vururdu. Demirden zırhlar içerisinde bürünmüş adamın o savaşta öyle bir kontrol etti, dene baktı, gözlemledi. Zırhının arasında açık olan bir yeri bularak oraya mızrağı fırlatınca kafir dağ gibi devrildi. Orada da bir sözü var. Müslüman olduğu zaman Peygamberimiz Vahşi Müslümanlık geçmişteki bütün günahları siler atar. Senin de şimdi geçmişten hiçbir günahın kalmadı. Müslümansın, kardeşimsin ama seni görürsem amcam Hamza aklıma geliyor ister istemez üzülüyorum. Şöyle biraz bana kendini gösteremeyebilir misin dedi. Peygamberimizin tam karşısına göreceği yerlere çok oturmazdı. Görmeyeceği yerlerde otururdu. O zaman da şimdi senin karşına çıkabilir miyim? Ya Resulallah gibi oturmuş ağlamıştır. Ama Peygamberimiz dünyasını değiştirmiştir. Ahirette buluşacaklar inşallah. Allah şefaatlerinden mahrum eylemez. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında da böyle olaylar oldu. Yemen'de bir adamın irtidat ettiğini duyduğu zaman oradaki mahkemede Hazreti Muaz bin Cebel var, yargılamış. Adam dinden dönmemiş, iyi anlatmışlar, öldürmüşler. Ebu Musa'l Eş'ari ile Muaz bin Cebel radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimiz'e bu haber geldiği zaman secdeye kapandı, ağladı. Bir Müslümanın gavur olmasına ben dayanamam. Bunu da böyle öldürmüşler ya Rabbi, ben bundan uzağım, ben bundan memnun değilim dedi, kalktı. İyi anlattınız mı yavrum? İyi dinlediniz mi adamın derdini? İyi anlattınız mı? Bir Müslümanın gavur olup böyle ölmesi çok acı bir olay. Onlar da evet dediler. Israrla konuşturduk, sorduk, iknaya çalıştık, olmadı deyince yine de üzülmüştür. Hazreti Ali Efendimiz zamanında oldu. Hatta Hazreti Ali Efendimiz'i sen tanrısın gibi, ilahsın gibi sözler oldu, zındıklar. Hazreti Ali Efendimiz böyle bir fitnenin yaygınlaşacağını gördüğü için bunları öldürdü ve yaktırdı. Yani önce öldürdü, sonra da yaktı ki ikinci bir ceza insanlar bu felaketlerden korksun ve böyle zındıklıklar içerisine girmesinler diye. İbn Abbas Hazretleri'nin buna karşısında sözleri var. Bu sözlerin tevilleri var. Hadis kitaplarında derinlemesi bu konular işleniyor. Bunu şuradan çıkarıyoruz. Yani dinden dönen insanın öldürülmesi gereğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık seçik söylemiş ve Müslümanlar da bunu kullanmışlardır. Yani böyle olayda bu hüküm ile amel etmişler. Tabi bu işin bir de ahireti var. Adam dünyada Müslüman olarak gider. Ahirette Peygamber Efendimiz'in ümmeti arasına karışır. Kevser havuzuna kadar gelir diyor. Orada taslar var, yıldızlar sayısınca. Bir tanesinden alabilse ebediyen susamayacak, o korku duymayacaktır. Tası da alır eline.
Kaldırıp içeceği zaman ise köpünde yakalan melekler ve kaldırır cehenneme doğru götürürken şiddetle Peygamberimiz bağırır oradan. Ümmetim, nereye götürüyorsunuz? Bak burayı hadisten okuyayım. Yeridu alel havd yevmel kıyamet rahdun min ashabi. Ashabından, arkadaşlarından, yani müminlerden diyelim biz buna. Bir rahd, bir bölük insan kıyamet günü havza kadar gelir. Feyec'alûne anil havdı, tam havuzun başında, işte havuzda ne yapılacak, soru yapacaklar. Hapsedilir, tutulur, yakalanırlar. Feakûlü, ben derim, ya Rab, ya Rab, Rabbime iltica ederim. Ashabi, ashabım, bana bırak, ashabım, yakalandı, götürülür, cehenneme atılacak manasında, ashabi, ashabi derim. Feyakûl, bana denir ki, der ki, inneke la ilme leke bima ahdethu ba'dek. Bilmiyorsun Habibim, senden sonra ne dinsizlik, imansızlıkta çıkardılar. Ahdethu, dinden başka şeyler ihdas ettiler. Senin dinini bıraktılar. Komünizm dediler, sosyalizm dediler, bilmem ne izim, izim, izim dediler. Acı ayrı ayrı nizamlara, dinlere, ideolojilere, ilkelere iman ettiler. Senin dinini ve şeriatını bıraktılar ya Resulallah. Sen bunu bilmiyorsun. Ya Resulüm, Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Veya onu meleklere konuşturuyor. Ennehum irteddu ala adbarihim el kahkari. Bunlar böyle yaparak gerisin geriye. Yani kıçının üstüne teki tabiri kullanmak istemiyorum artık. Arka arkaya dinden dönüp çıktı gittiler. Yani kılıkları, kıyafetleri, suratları Müslüman gibi görünüyor ama bilmiyorsun ya Resulullah, senden sonra neler icat ettiler de dinden çıktılar. Gerisin geriye çekip gittiler. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke hayatından ilk karşılaştığı irtidat olayıyla ta kıyamette havza kadar, cennetin bir adım belisine kadar riddet macerasını böylece özetlemiş olduk. Bunun tam aksine Peygamberimiz zaka ta'mel imani men diyor. İmanın tadını tatmıştır o adam ki Allah ve Resulünü her şeyden fazla sever. Sevdiğini Allah için sever ve Müslümanlıktan sonra tekrar Allah korusun küfre düşmeyi diri diri ateşte yanmaya tercih eder. Diri diri ateşe atılıp yanmayı kabullenir, dinden dönmeyi asla ve kat'a kabullenmez. Oysa din izin veriyor. Bir adam cidden ölümle tehdit edilse, dinden çıktım dese, kalbi imanla dop dolu olduğu halde dinden çıkmamıştır. Diliyle ne söylese söylesin sayılmaz. Kalbine. Canını kurtarabilir ama öyle yiğit, öyle imanın tadına varmış ki yapmıyor. Nitekim ashab-ı kiramdan iki insanı tuttular. Dininden dön yoksa seni öldürürüz dediler. Birisi dininden döndü, diliyle kurtuldu. Öbürünü dönmedi. Kaladan aşağı defesinin üstüne attılar. Öldü. İkisinin de haberi Peygamber bize geldiğinde ikisine de sükut buyurdu. Biliyorsunuz Ammar bin Yasir'a ölüm işkenceleri yaptıkları zaman Ammar radıyallahu anh da kurtulmak için diliyle demiş. Sonra da Peygamberimizin yanında ağlamıştı. Kalbini nasıl buluyorsun ya Ammar dediğinde orası iman ile dop dolu ya Resulallah demişti. Öyleyse seni tutar, gene eziyet ve işkence ederlerse gene aynı küfür kelimelerini söyle canımı kurtar demişti. O da ayrı bir konu. Bu iş fıkha dökülürse nasıl gerçekleşir? Allah Celle Celaluhu nasibi müyesser eylesin. Bunu yarın görelim inşallah. İllahi Fatiha.